modern history. Merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz efendim. Güne Bakış'la karşınızdayız. Bugün 10 Ocak Pazartesi, haftanın ilk iş günündeyiz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımızla birlikte güne dair ne varsa değerlendireceğiz. Hem iç siyasete dair önemli başlıklar var. İBB'ye terör soruşturması kapsamında yeni gelen açıklamalar var. Aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop arasında yaşanan bir polemik de söz konusu, ziyaret polemi. Bununla birlikte siyasette sokağa çıkma tartışması da hala devam ediyor. Siyasilerden gelen mesajlar da var. Ekonomi başlığına da bakacağız elbette ve bununla birlikte dış politikada da neler yaşanıyor. Özellikle Kazakistan'da yaşanan olaylara bakacağız. Kimlerle konuşacağız peki? Konuklarımızı hemen takdim edelim. Skype bağlantısıyla katılıyor Sayın Müslüm Sarı, CHP PM üyesi. Müslüm Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar dilerim. Ankara'dan kucak dolusu selam herkese. Arkadaşlar, Müslüm Bey sesini duyamıyorum. İçeriye lütfen ses rica edeceğim. Aynı zamanda ilerleyen dakikalarda da Sayın Pınar Hacı Bektaşoğlu da bizimle birlikte olacak. Müslüm Bey, tekrar hoş geldiniz. Bir ses denemesi yapalım. Hoş bulduk. Duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağında şöyle başlayalım isterseniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma için kumpas tanımlaması yaptı. Peki neler söyledi? İşin Türkçesi şu: İstanbul almamızı bir türlü hazmedemiyorlar dedi. Yani İstanbul'un rantını nasıl oluyor da ben yemiyorum? Yandaşların yemiyor da İstanbul'un rantını 16 milyona Ekrem İmamoğlu verir. Verir kardeşim, Ekrem İmamoğlu İstanbul için çalışıyor ifadesini kullandı. Şimdi hem bu soruşturmayla başlayalım isterseniz, terör soruşturmasını siz nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi bir defa hukuki görünümlü siyasi... Müslüm Bey, çok özür diliyorum. Başlamadan bir virgül koyalım isterseniz. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan organize sanayi bölgeleri meslek eğitim merkezleri açılış programında konuşuyor, izleyelim. Güne Bakış'a kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Kısa bir açılış yapmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı. Canlı yayında ekranlara getirdik ve devam edelim. Biraz önce Müslüm Sarı'ya söz vermiştim. Tam merhaba demiştik ki sözü yarıda kaldı. Bununla birlikte bir diğer konuğumuz da bizimle birlikte olacak demiştim. Sayın Pınar Hacı Bektaşoğlu, hukukçu da bizimle birlikte. Pınar Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Çağla Hanım. Merhaba, teşekkür Merhaba, ediyorum. Müslüm Bey'in sözünü yarıda kesmiştik. Aslında hiç başlayamamıştı. Müslüm Bey'le başlamak isterim o nedenle. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirilen terör soruşturmasını bir süredir konuşuyoruz. Yeni gelen açıklamalar da var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kumpas tanımlaması yaptı terör soruşturması için. Bu tanımı nasıl değerlendirmek gerekiyor Müslüm Bey? Sizinle başlayalım, buyurun. Şimdi bir defa bu bir hukuki süreç mi yoksa bu siyasi bir süreç mi? Çok iç içe geçmiş olduğu için hem siyasi değerlendirme yapılabilir hem hukuki değerlendirme yapılabilir. Ben meseleyi 3 boyutuyla ele almak istiyorum. Birincisi soruşturmanın başlama süreci, yani başlama şekli daha doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışma kurulu, il danışma kurulu toplantısındaki söylemleri üzerine İçişleri Bakanı'nın harekete geçtiğini gördük. Elbette İçişleri Bakanlığı belediyeleri denetleyecek. Bununla ilgili teftiş kurullarını harekete geçecek, özel denetimler de yapacak. Ama muhalefet partisi liderinin ya da başka muhalefet partisi liderlerinin de bu konuyla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili değerlendirmeleri neticesinde harekete geçmeyen bir kamu gördüğümüz için Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi üzerine böyle bir sürecin başlaması bir defa baştan bu işin bir siyasi bir iş mi olduğu şüphesini yaratıyor. Birincisi bu. İkincisi teftiş için gelen müfettişlerin konumuna ilişkin bir değerlendirme yapmak isterim. Şimdi burada 8 kişilik bir müfettiş grubu var İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakarsak. Bunlardan birinin aynı zamanda politik düşüncesinin yani AKP'den aday olan bir müfettiş olduğunu da biliyoruz. Elbette kamu görevlilerinin
Anayasal haklarını kullanarak milletvekili seçimlerinde aday olmaları onların en doğal hakkıdır. Ben de Merkez Bankası'nda çok uzun süre bürokraside görev yapıp daha sonra istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmuştum. Ama yani bu kadar hassas bir dönemde böyle bir müfettişin de bu sürecin içinde olması yine bir takım kuşkular yaratıyor. Üçüncü olarak da iddialarla ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Hatırlarsanız Sayın İçişleri Bakanı 19 Eylül benim aldığım notlara göre 19 Eylül tarihinde bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamada demişti ki terörle mücadele konusunda son derece başarılıyız. O kadar başarılı olduk ki yurt içindeki terörist sayısı 197'ye kadar indi. İlk defa 200'ün altına kadar indi. Böyle bir söyleme karşılık İşte İBB'de 455 tane PKK, KCK'da iltisaklı, işte 80 tane DHKPC ile iltisaklı, 20 tane MLKP ile iltisaklı ya da FETÖ'cülerle iltisaklı kişilerin olduğu söyleniyor. Şimdi baştan bir defa bunların terörist olarak ilan edildiğini görüyoruz. Yani bunlarla ilgili bir hukuki bir dava var mı, verilmiş bir hukuk kararı var mı, bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama en başından beri bu insanları böyle genel kabul görmüş bir biçimde genel olarak böyle yaftalamak ve siz teröristsiniz demek bir defa hukuk devleti ilkeleriyle uyuşmaz. İkincisi yani bunlar terörist ise yani devletin kayıtlarında da terörist olarak görünüyorsa bu da aynı zamanda bir aziyet göstergesidir devlet açısından, peki, emniyet yargı açısından. Yargı süreciyle birlikte netleşmiş olmayacak mı sizce? Nasıl? Elbette ama şimdi açıklamalara bakıyoruz deniyor ki bunlar terörle iltisaklı kişiler, hatta bunlar terörist. Şimdi neye dayanarak bu insanların terörist olduğunu söylüyoruz? Buna ilgili bir hukuki karar yok ki. Yani hukuki süreç işler tamamlanır, müfettişler gelir, bununla ilgili değerlendirmelerini yapar. Bununla ilgili rapor hazırlar, sonra bu raporla savcılık değerlendirir, sonra dava açılır ve bu davanın sonucunda bir karara varılır. Ama daha bu süreçlerin hiçbirisi işlemeden şu kadar PKK'lı var, şu kadar MLKP'li var, şu kadar DHKPC'li var demek bir defa hukuk ilkeleriyle bağdaşmaz. Yani bu doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla bütün bunların hepsini böyle üst üste koyduğumuz zaman ki yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarında ya da başka açıklamalarda sadece İBB ile ilgili değil, başka belediyelerle ilgili de bu türden bir takım değerlendirmelerin olacağı, böyle bir takım girişimlerde bulunulacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla mesele hukuki bir mesele olmaktan çıkıp siyasi bir meseleye dönüştüğü için siyasetin de polemiği haline geldi. Biliyorsunuz Türkiye'de Pınar Hanım çok daha iyi değerlendirir. Yani hukukun siyasete yani siyasetin en yaklaştığı alan hukuktur. Ama Türkiye'de de hukukla siyaset çok iç içe geçmiştir. Dolayısıyla bu tür konuların aslında siyasetin polemiği olmaması gerekir. Yani siyasetin konusu olmaması gerekir. Normal koşullarda devletin savcıları var, devletin kurumları var, devletin kuralları var ve bu kurumları ve kuralları işletecekler de belli. Ama bütün bu yaklaşımlara göre bir değerlendirme yaptığınız zaman maalesef böyle bir algı çıkıyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin her iki seçimden sonra belediye ilişkin İçişleri Bakanı'nın tavrı, hükümetin tavrı, yani bir türlü bu belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Millet İttifakı'na geçmesine ilişkin bunu bir hazmedememe durumu ve sürekli bunları sıkıştırma, iş yaptırmama, işte mesela yurt dışından krediler alınıyor ama bu krediler hazine tarafından onaylanmıyor. Hizmetlerin aksatılmasına dönelik değerlendirmeler. Yani bir genel bir yaklaşım var. Bu genel yaklaşımın da bir parçası gibi görünüyor bu. Dolayısıyla hani meseleyi bir hukuki mesele gibi ben görmüyorum. Bunu bir siyasetçi alışkanlığıyla ve bakış açısıyla da söylemiyorum. Ya ben her ne kadar siyasetçi olsam da teknik yani bürokrasi kısmında da yer almış biri olarak bunu çok açık bir biçimde söyleyebilirim. Bunu daha çok bir siyasi değerlendirme olarak görüyorum. Bir siyasi hareket olarak değerlendiriyorum. Bunun devamının da geleceğini düşünüyorum. Yani sadece başka belediyeleri de sıçrayacağını düşünüyorsunuz. Sınırlı kalmayacağını da düşünüyorum. Çünkü böyle bir yerlerden bir düğmeye basıldığına ilişkin genel bir kabul var. Bu bakımdan Sayın Genel Başkanımızın da değerlendirmesi bunun aslında bir kurgu olduğu, bir komplo olduğu, hatta bir kumpas olduğu. Evet, bir kumpas benzetmesine katılıyorsunuz. Bu tür
şeyler, argümanlar, yani hem argümanlar hem bu denetim mekanizmaları hem içinde bulunduğumuz siyasal ortam hem bunun başlangıç biçimi böyle soru işaretleri oluşturuyor insanların kafasına ve böyle bir algı oluşturuyor. Peki Pınar Hanım'a sormak isterim, hem de bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyor bu meseleyi, bir hukuki boyutuyla mı ele almak gerekiyor yoksa siyasetle karışmış durumda mı, siyasi bir mesele mi aslında, bunu değerlendirmek gerekiyor. Bununla birlikte biraz önce Sayın Sarı'ya şunu sormuştum, tamamen bir kumpas durumu demişti Sayın Kılıçdaroğlu, katılıyor musunuz diye sormuştum ama bunun devamında Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda evet kumpas diyor ama şöyle de devam ediyor. Şimdi siz kişiyi gönderiyorsunuz, hangi amaçla gönderdiğini belirliyorsunuz ve diyorsunuz ki mutlaka sonuç istiyorum senden, buna ceza vereceksin, ben buna rağmen vicdanlı müfettişlere güveniyorum, gidip bakacaklardır olaya, bir şey olmadığını da göreceklerdir diyor. Şimdi hem kumpas tanımlaması yaparken bir şey olmadığını da göreceklerdir müfettişler açıklamasına da baktığımızda, bu devam eden sürecin nasıl sonuçlanacağını görebiliriz sizce Pınar Hanım? Hı hı. Evet Çağla Hanım, tabii aslında sadece tek bir kurumun devrede olması gereken hukuk kurumunun, hukuk mekanizması içerisinde bulunan yapıların devrede olması gereken bir hususta ilk konuşanın siyaset kurumu olması, ilk konuşanın siyasiler olması, devamında bir soruşturmanın da bir kumpas olduğunu söyleyen yine bir siyasinin olması, tamamen bu tarz soruşturmaları ne yazık ki hukukun objektif yaklaşımının ötesinde siyasetin gölgesi altında bırakacak ve bundan sonra ne olursa da olsun en nihayetinde her iki taraf açısından da benim siyasi rakibimin işte meşru zeminde beni alt edemediği noktada yaptığı bir kurgu ve bu kurgunun da devlet imkanları ele geçirildiği için, devlet imkanları da ellerinde olduğu için bize yöneltilen bir kumpas olarak değerlendirmesinin de önüne geçemeyeceğiz gibime geliyor bu soruşturmanın başlama vuruşu açısından. Şimdi biz hukukçuyuz Çağla Hanım. Hı-hı. Yani Müslüm Bey'in belirttiği gibi hukuk gerçekten toplumun en büyük güvencesi ve bireyin de en büyük temel hak hürriyetlerini güvenceye altına alan 3000 yıllık, 5000 yıllık insanlık tarihiyle beraber olmuş ve bundan sonra da yapay zeka nereye giderse gitsin olacak olan tek belki bilim dalı diyebilirim hukuk. O yüzden çok hassas olmak lazım, çok vicdanlı olmak lazım. Dünya görüşümüz, ideolojimiz her ne olursa olsun o objektiflikten, o hukukçuluğun, hukukun verdiği mesuliyetten ve yeminle biz de mesleğe başlarız. Evet. Ondan uzaklaşmamak lazım. Şimdi şöyle bir evrensel ilke vardır. Ve o ilke her yerde, her zaman, herkes için de geçerlidir. Siz suçludan suça gidemezsiniz. Siz önce bir suçlu bulup sonra gel bakalım ben seni şimdi bir şeyle suçlayacağım diyemezsiniz. Siz önce suçu tespit edersiniz, vaka olur. O vakayı kim gerçekleştirmiştir ona bakarsınız ve soruşturma öyle açılır. Şimdi burada benim hukukçu olarak benim anlayamadığım şöyle bir mesele var. Evet, her yapıda, her yerde, her kurumda bir şekilde suça karışmış, terörle bağ olmuş insanlar geçmişte oldu, bugün de var ve yarın da olmaya devam edecek. Çünkü belli terör örgütleri, işte FETÖ gibi, PKK gibi, bunlar bu eleman gibi kendilerini gizleyebilen, bir şekilde kendilerini kamufle edebilen, çok profesyonel çalışan aynı zamanda yapılar. Terör örgütlerin, zaten terör örgütü olmak için de biraz farklı bir akılla hareket ediyor olmak lazım ve dünya işte şeye baktığınızda, istihbarati yapıların işte gücüne baktığınızda, bunların neden bu kadar güçlü olduğu da o farklı zekayı çalıştırma biçiminden diyelim ya da ustaca kendilerini kamufle etme biçiminden. O yüzden bu söyleyeceğim şey, bugün ister İstanbul Büyükşehir olsun, isterse Tarım Bakanlığı olsun, buralarda her zaman suça karışmış, terörle de iltisaklı olan insanlar olabilir. Şimdi buradaki çelişki şu: terörle iltisaklı olduğu anlaşılsa dahi
bir büyük, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan bir teftişin yapacağı soruşturmanın sonunda bir geçmişte suç işlemiş ama bugün bir şekilde artık sabıka kaydı temiz olan bir insanın varlığını mı tespit etmek ve bu tespitten sonra bu tespitle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kurumsal olarak ve başkanıyla birlikte bir mesuliyet mi atfetmek? Bu mesuliyeti atfetme konusunda bizim hukuk sistemimiz, cari hukuk sistemimiz buna uygun mudur? Şimdi bütün bunlara bakmadan bu tarz açıklamalar, yani iktidar kanadı için söylüyorum, gerçekten çok büyük bir risk taşıyor. Çünkü velev ki 4-5, 10-100, 500 her neyse sistematik bir alım harici, bir alım ortaya çıksa bile bizim buradan ceza hukuku anlamında, bakın normal şey anlamında söylediğimizde böyle hukuk sistemi içinde, evet, borçlar kanunu veya ticaret kanununda sizin yanınızda çalıştırdığınız insanların hareketlerinden dolayı siz de işveren olarak sorumlusunuz. Ama maddi tazminat ve bu gibi zararlar, zarar ziyan konusunda siz sorumlusunuz. Ama ceza hukuku açısından bir yanınızda çalışanın geçmişteki işlediği suç, sizin o suça ortaklığınızı veya o suçtan dolayı bir aynı zamanda sizin de bir sorumluluğunuzu gerektiren bir düzenleme yok bizim hukuk sistemimizde, ceza hukukumuzda her şeyden önce. Yani şimdi bu sürece baktığımız zaman hem başlangıç aşamasına, kamuoyuyla paylaşılmasına ve sürece baktığımız zaman doğru gitmeyen bir şeyler olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet, bir hukukçu olarak bunu şu an iktidarın bu konuda çok daha temkinli açıklamalar yapmasını yani haddimize değil ama bunu öneriyorum çünkü şöyle en basit haliyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Sabıka kayıtları, bu insanların sabıka kayıtları, yani daha doğrusu çalışan İstanbul'da şu an 80 bin 100 bin bilmiyorum ama bunların çalışma hizmet sözleşmeleri başlarken alınan belgeler, resmi makamlardan alınan belgeler diyorlar. Evet, doğrudur. Sabıka kaydı sorgulaması normal gidip aldığınızda, eğer özel bir silah ruhsatı vesaire gibi işte daha gizli görevler için şey değilse herkese verilen sabıka kaydı alınıyor. Şimdi böyle bir durumda Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan nasıl suçlayabilirsiniz? Ha, şu olabilir tabii ki. Yani ben siyasetin böyle, bu da siyasetin normal kullandığı imkanlar diyelim. Bu imkanları kullanıyor olmasını da yadırgamıyorum. Evet. Yani AK Parti şunu her zaman söylüyordu. Seçim 31 Mart seçimleri ve yenilenen seçimlerde HDP ile yapılan net açık bir işbirliği vardı. Tabii ki bu işbirliğinin daha sonra yönetime ortak olmak gibi, yani Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyeciliğine aynı zamanda fiili bir ortaklıkla da devam etmesi mümkün. İşin doğası gereği de bu, normal. Şunu söylüyorsa eğer iktidar kanadı, HDP ile yapılan işbirliğinin aynı zamanda bu şekilde bir işbirliğine dönüştüğünü, işte biz buradan size söylüyoruz. Mesela bunu söylerlerse çok daha rahat ilerlerler. Tavsiyem odur. Yani HDP ile olan işbirliği aynı zamanda belli iştiraklerin İYİ Parti'ye, belli iştiraklerin HDP'ye verilmesini gerektirmiştir. HDP'den alınan kadroların içinde de daha önce terörle iltisaklı olan insanlar da olabilir. Ama bunlar üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden el çektirme vesaire gibi şeyler çok riskli ve bu tam tersine tepebilir. Peki bunun, bu risk gerçekleşebilir mi sizce? Bu risk alınır mı yani? Ekrem İmamoğlu görevden alınabilir mi sizce? Hayır, yani siyaseten de mümkün değildir. Hukuken de mümkün değildir. Peki. Siyaseten hatta tam tersine Ekrem İmamoğlu'na da bir prim kazandırır. Kaç bir mağdur durumu oluşur. Bir avantaj sağlar yani.
Sayın Sarı, sizinle devam edelim. Şimdi gelen açıklamalar var. Hem AK Parti'den hem CHP'den hem MHP'den konuyla ilgili. Ama dikkat çeken açıklamalar da var. Özellikle AK Parti'den. AK Partili Numan Kurtulmuş örneğin bir açıklama yapmıştı. Amaç Ekrem İmamoğlu değil demişti. Ya da Bülent Arınç'ın benzer açıklamaları vardı. Bu açıklamalarda çokça tartışıldı ama MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama da çokça tartışılıyor. Çünkü Sayın Bahçeli eğer suçu varsa Ekrem İmamoğlu kesinlikle görevden alınmalı şeklinde bir açıklama yapıyor. Reklama mı gideceğiz arkadaşlar acaba? Çok kısa bir reklama gidelim. Sözünüzü bölmeyeyim. Dönüşte size söz vereyim. Kısa bir reklam. Bitcoin 3 kolay adımda. Aradığınızı bulmak için size Koçak yeter. Şimdi Koçak mağazalarına gelin, Türkiye'nin en zengin ürün koleksiyonuyla yakından tanışın. Koçak. Erkeklerin saç derisi farklıdır. Bu yüzden erkeklerin onlara özel bir şampuana ihtiyacı var. Clear şimdi baştan sona yenilendi. 3-0 Tech teknolojisi ve yepyeni jel formülü sayesinde saç derisini kepek, yağ ve kaşıntıdan arındırır, ferahlatıcı bir etki sağlar. Yeni Clear Men'le sıfır endişe. Clear'la kendin ol, korkusuz ol. Aradığınızı bulmak için size Koçak yeter. Şimdi Koçak mağazalarına gelin, Türkiye'nin en zengin ürün koleksiyonuyla yakından tanışın. Koçak. Bitcoin 3 kolay adımda, coin parada. Evet, devam edelim. Sayın Müslüm Sarı, ne dersiniz? AK Parti'den Sayın Numan Kurtulmuş'tan ve Sayın Bülent Arınç'tan gelen açıklamalar doğrultusunda Sayın Bahçeli'nin eğer suç varsa Ekrem İmamoğlu görevden alınmalı açıklaması. Cumhur İttifakı çünkü bu. Gelen farklı açıklamalar söz konusu. Nasıl değerlendirmek gerekiyor sizce? Şimdi ben her şeyden önce Pınar Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Yani bir hukukçu olarak, sağduyulu bir hukukçu olarak hukuki süreçlerin ne şekilde işlediğini, işlemesi gerektiğini gayet güzel bir biçimde aktardı. Şimdi dolayısıyla aslında tartışma hukuki bir tartışma değil. Yani tam da benim anlatmaya çalıştığım, en baştan söylemeye çalıştığım nokta da tam olarak buydu. Yani biz aslında bir hukuki süreç yürütmüyoruz burada. Yani hukuki süreç görünümlü bir siyasal süreç yürütüyoruz. Bir kampanya yürütüyoruz. Yani hükümet, iktidar böyle bir kampanya yürütüyor. Şimdi bu kampanyanın öznesi ne? Yani bu kampanyadan elde edilmek istenen süreç murat ne? Yani buradan elde edilmek istenen sonuç ne? Şimdi hükümetin bir kanadına baktığımız zaman yani olayı biraz yani hukukun çok ötesinde bir nokta olduğu algısından dolayı bir meşruiyet problemi ortaya çıkacağını gördükleri için meseleyi biraz yumuşatmaya çalışıyorlar. İşte diyorlar ki aslında biz Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir süreç başlatmadık. Burada suçlu insanlar var. Bunlarla ilgili de normal bir süreç başlattık. İltisaklı olduğunu düşündüğümüz insanlarla ilgili bir özel teftiş süreci başlattık. Bunun da hukuki yeri var. Dolayısıyla aslında bizim amacımız İmamoğlu değil, amacımız buradaki suç odaklarını, tırnak içinde suç odaklarını temizlemek. Burada bir temerküz oluşmuşsa bu temerküzü ortadan kaldırmak. Şimdi iktidarın bir kısmı bu durumu böyle yumuşatıyor. Ancak ben AKP içinde şahinler dediğim ve Cumhur İttifakı içinde de şahinlerin temsilcisi olarak kabul ettiğim Sayın Devlet Bahçeli ağzındaki baklayı çıkarttı. Yani onun oradaki söylemini ben sıradan laf ola beri gele hesaplanmamış, önü arkası düşünülmemiş bir açıklama olarak değerlendirmiyorum. Yani o aslında bu süreci deşifre etti. Diyor ki işte burada bir suçlu varsa, bir temerküz oluşmuşsa o zaman buradan kamu yöneticisi de sorumludur. İdarenin genel hukuk kuralları çerçevesinde, idarenin genel sorumluluğu kesi çerçevesinde orayı yönetmekle yükümlü olan kişi kimdir? Ekrem İmamoğlu'dur. Dolayısıyla burada iradi bir durum vardır. İradi bir durum. Yani burada Sayın Bahçeli'nin söylemi bir temenniden öte bir yönlendirme çabası mı?
hem öyle hem de aslında bu soruşturmanın amacını deşifre eden bir şey. Yani bu soruşturmayı yürütenler bakımından, bu soruşturmayı harekete, bu süreçte düğmeye basanlar tarafından bazılarının mahcup bir biçimde söyleyemediğini Sayın Bahçeli en üst tondan söylüyor. Yani hem bu süreci deşifre ediyor, bu sürecin gerçek muradını, sonucunu, varmak istedikleri sonucu anlatıyor. Hem de bir taraftan Sayın İmamoğlu'nu kontrol altına alıp bu süreci biraz önce sizin söylediğiniz gibi yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi bu çok açıktır ama yani bu bir hukuki tartışma olmadığı için yani hukuk yani istenilen sonuç buradan doğmayacaktır. Ama tabii şöyle bir şey diyebiliriz. Yani Türkiye'de hukuk ne kadar işliyor? Bu da ayrı bir tartışma. Yani bu müfettiş nasıl bir rapor çıkartacak? Gerçekten Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi ya ben işte her şeye rağmen sağduyuya güveniyorum. Buradaki kamu görevlilerinin sağduyusuna güveniyorum. Burada gerçekten bir teftiş yapılacaksa eğer ve bu teftişin koşullarına uygun bir rapor çıkacaktır diye temenni etmek isterim. Ama ben bu kadar iyi niyetli değilim açıkçası. Yani ben bu süreç bu şekilde işlerse gerek başlayış biçimi, gerek bu soruşturmayı yürütenler, gerek bunu yönlendirenler, gerek bu iddialar, bunların hepsini üst üste koyduğumda buradan çıkacak teftiş raporunun da ben çok böyle hukuki, rasyonel, akılcı bir teftiş raporu olacağını değerlendirmiyorum. Ama bunun üzerine bir hukuki süreç başlayabilir mi? Başlayabilir. Ama Türkiye'de gerçekten iyi işleyen bir hukuk süreci varsa zaten bu sürecin başlamaması gerekir. Yani böyle bir sistem varsa bunun artık bir hukuki sürece dönüşmemesi gerekir. Bazı kişiler bakımından yani burada çalışan, çalışmakta olan bazı kişiler bakımından böyle değerlendirmeler yapılabilir. Bazı suç emareleri oluşabilir. O onları bağlar. Yani idarenin genel sorumluluğu ilkesi biraz önce Pınar Hanım'ın dediği gibi cezai sorumluluğu daha önce işlenmiş suçlar bakımından içermez, kapsamaz. Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluğu ona bir sorumluluk teşmil edilemez, atfedilemez ve buradan istenilen sonuç elde edilemez. Ama en başta kurduğum cümleyi tekrar kurmak istiyorum. Çünkü bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ben bunun bir hukuki süreç olduğuna inanmıyorum en başından beri. Bu bir siyasal süreç. Bu siyasal süreçte istenilen murat bellidir. Bu murada ulaşılamaz benim kanımca da. Hatta bu faaliyet Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten de elini daha da güçlendirecektir. Yani daha önemli bir figür haline getirecektir önümüzdeki süreçte. Bu ters tepecektir. Yani Türkiye'de bu tür hukuki zorlamaları hep gördük geçmişte. Ve bu süreç bu şekilde sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Pınar Hanım, biraz önce Müslüm Bey de konuşurken altını çizdi ya da dikkat çekti. Bu sadece İBB'ye has bir soruşturmayla kalmayacak ya da diğer belediyeleri de sıçrayabilir söyleminde bulundu. Kulislere baktığımız zaman kulislerde konuşulanlar da var. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir dosya hazırlandığı da iddia ediliyor. Ne dersiniz? Şimdi tam görüntüler Müslüm Bey görüşürken konuşurken çok özür dilerim. Arkada Mansur Bey'i gördüm. Hatırlarsanız Mansur Bey'in adaylık süreciyle ilgili o zaman yine ben çok eleştirmiştim. Ne zaman ben bir şeyi eleştirsem öncelikle böyle ya niye böyle söylüyorsun diyorlar ama işte dost acı söyler. Yani ne diyebiliriz ki, hele hukukçuysanız. Bakın Mansur Bey ile ilgili adaylık sürecinde bir senet menet meselesi gündeme gelmişti. Ve onunla ilgili AK Parti Genel Merkezi'nden de açıklamalar olmuştu. İşte yani bakın böyle böyle soruşturma var, böyle bir faaliyetin içinde oldu şeklinde. Evet. Hukuka aykırı işte şikayetçisi müştekisi olan bir meseleydi. Ben o zaman da aynı şeyi söylemiştim. Yani velev ki doğru, velev ki var, velev ki bu Mansur Bey veya Ekrem Bey veya Pınar veya Müslüm Bey bir suç işlemiş olursa olsun, eğer onun bir siyasi kimliği varsa ve bir siyasi kimlikler o sırada bir rekabetin içindeyse, o rekabetin tam kızıştığı anda siz bunu siyasetin yani siyasiler olarak bunu deklare edip bunun üzerinden de vatandaşa işareti yapan siz olduğunuz andan itibaren o soruşturma ne kadar altı dolu olursa olsun, mesnedi tam olursa olsun, o siyasetin rakibini dövme aracı olarak ortaya konulan bir olgu olarak önünüze geliyor. İşte Mansur Bey'de aynı şey oldu. Senetler vesaire denildi. Ne oldu? Mansur Bey kazandı. Sonra ne oldu? Mansur Bey o davalardan beraat etti. Ne oldu? Yapılan bütün açıklamalar
bir tarafa hukuk zede aldı. Niye? Belki sağlıklı bir yürüme olsaydı, sağlıklı bir hukukun kendi içinde bir işleyişi olsaydı, yani suçtan suçluya giden bir süreç olsaydı, ortada resmi evrakta sahtecilik veya terör örgütüyle iltisaklı insanların varlığı, bunların işlediği suçlar, bunların halen o eylemlerin içinde faaliyetlerinin devam ediyor oluşu vesaire gibi şeylerle gidiyor olunsa, zaten ister istemez hukukun yukarıya çıkarttığı, aydınlattığı, ortaya çıkarttığı bir meselede sadece toplumun bunu duymasındaki yani duyma süresini daha da belki kısaltan bir etki yaratabilir siyaset kurumu. Ama siyaset kurumunun bu tarz açıklamaları rakibine karşı onu alt etmenin yolu olarak okunuyor ve toplum bu konuda çok fazlasıyla da pratik üretti. Yani benim karşıma bunlarla gelmeyin. Zaten yani bugün AK Parti seçmeni ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni kitlesi açısından Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındaki yakınlaşma zaten okunuyor. Zaten görülüyor. Yani bu konuda işte Kemal Bey'in en son katıldığı canlı yayında HDP eşittir PKK değil minvalinden bir cümle kurdu. Yani zaten bunu AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın kitlesi, milliyetçi duyarlılıkları yüksek olan bu kitle açısından, bırakın yani bu cümleye gerek kalması, hiç buna gerek olmadan da HDP'nin başlı başına bir yerde bir yere yakın duruşu bile onlar açısından büyük bir sorundur. Büyük bir kendi partilerine veya kendi ittifaklarında kalma nedenlerinden, hatta ekonomik meselelere rağmen o nedeni de bir tarafa iten, yani ekonomik iktisadi meselelerini de bir tarafa iten, HDP'nin yakınlaşmasından dolayı duyduğu rahatsızlıktan dolayı kendi ittifakında kalmayı tercih eden zaten bir duyarlılıkları da var. Yani bunu daha da pekiştirmeye yönelik bir şey de olmalı mı bilmiyorum. Hani ben bir bildikleri vardır diye düşünüyorum ama baktığımda da gerçekten bir şey de çıkmıyor. Bakın bir de şöyle bir durum var. Bu teftiş meselesi daha önce çözüm sürecinde kurulan bir DİAİDER denilen Din Alimleri İşte Yardımlaşma Derneği gibi bir dernek. Derneğe iltisak, daha doğrusu üyeleri olan kişilerin aynı zamanda terör örgütüyle iltisaklı vesaireden doğan bir soruşturma olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi Cumhur İttifakı'nda belki bugün AK Parti seçmeninin büyük bir halen net bir blok olarak duran ve halen çözülmemiş bir muhafazakar Kürtler var. Ve muhafazakar Kürtler açısından da bütün Kürtlerin mezhebi olan Şafi mezhebindeki melleler çok önemli. Şimdi bakıyorum böyle açıklamaların içinde işte Şafi mezhebine göre işte Kürtlerin cenaze törenlerinde işte ölüleri yıkayan vesaire gibi mellelerin olduğu bir dernek vurgusu da var. Şimdi bu dernek algısı, bu melle vurgusu, bu Şafi mezhebi vurgusu en nihayetinde biraz Kürt muhafazakar seçmeni de rahatsız edebilir. Yani burada da biraz dikkatli olmak lazım. Peki, tabii Müslüm Bey'in de söyleyecekleri var zannediyorum bu konuyla ilgili ama şu konuya da değinmek isterim. Müslüm Bey, bununla birlikte eğer ekleme yapacaksanız ya da cevap vereceğiniz bir konu varsa onu da almak isterim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında TÜİK ziyaretinde içeri alınmaması için tepkiyi meclis başkanının göstermesi lazım. Niye göstermedi? Çünkü talimat alması lazımdı. Tepki gösterip göstermemesi için şeklinde bir açıklama yaptı. Ve bu sözler üzerine de Sayın Şentop canlı yayına bağlandı. Karşılıklı konuşmalar gerçekleşti. Şöyle dedi Sayın Şentop'ta, çok spesifik bir şey yapıyorsunuz, buyurun yapın. Milletvekili olarak gittim, kapılar kapandı. Hayır, yüzlerce milletvekili gitmiş ama siz özel planlamayla iş yapmak istiyorsunuz. Buyurun yapın ama yaptığınız planlamada malzeme olmadı diye meclis başkanını suçlayamazsınız şeklinde bir cevap verdi. Tabii bir liderin canlı yayında olmasıyla yayına bağlananların olması da biraz tartışma konusu da oldu. Kimi kesimler tarafından da eleştirildi bu. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya?
Şimdi şöyle Çağla Hanım, az önce tartıştığımız konuda nasıl hukuk ve hukukla ilgili süreçlerin nasıl ilginç edildiğini konuştuysak, aslında bu tartışmada da büyük tarihsel birikimlerin sonucunda ortaya çıkmış kamu kurumlarını nasıl içinden boşalttığımızı tartışıyoruz aslında. Bu üzücü bir tartışma. Şöyle ki, uzun süre devam eden iktidarlar açısından kamu kurumlarının güvenilirliğinde ciddi zedelenmeler ortaya çıkıyor. Çünkü sürekli buralara atamalar oluyor, uzun süre devam ediyor, iktidar ülke parti devletine dönüşüyor, bir güç zehirlenmesi oluşuyor, bir güç temerküzü oluşuyor. Dolayısıyla kamu kurumları giderek siyasete daha bağlı hale geliyor. Bürokratlar da daha siyasetçi gibi hareket etmeye ve davranmaya başlıyor. Neticede işte Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız 2023'e geldiğimizde. Bu 100 yıllık tarihsel birikim sonrasında ortaya çıkmış olan kurumlar buradan çok ciddi şekilde zedeleniyor. Ben yine eski bir bürokrat olarak bürokrasinin bu tartışmaların içinde yer almasını, siyasetin bir ayağı haline dönüşmüş olmasına rahatsız olduğumu baştan belirteyim. Konuya gelecek olursak, şimdi bakın, TÜİK'in yasasında çok açık bir hüküm var. TÜİK herkesin, yani bırakın milletvekillerinin, herkesin rahatça bilgi talep edebileceği, bunları dijital ortamlarda ve dijital ortamlar dışında yüz yüze, yani doğrudan doğruya kurumu da ziyaret ederek bilgi talep edebileceklerini hüküm altına almıştır Türkiye bilgi mevzuatında. Dolayısıyla herhangi bir milletvekili dışında bir vatandaş bile Türkiye'ye gelip bazı tartışmaların içine girebilir, tartışabilir, kendi taleplerini dile getirebilir, bilgi talep edebilir. Bu aynı zamanda... Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki, ben sıradan bir vatandaş olarak gittim. Evet, yani dolayısıyla şimdi bu kişi bir milletvekili, yani bir defa normal bir vatandaş değil bir boyutuyla, ikincisi ana muhalefet partisinin lideri. Dolayısıyla daha önce de bir takım ziyaretleri olmuş. İşte Merkez Bankası'na gitti benim eski çalıştığım kurum. Ya gayet güzel ağırlandı, oturdular, sohbet ettiler. Ana muhalefet partisi lideri bizim düşüncelerimizi iletti. Para politikası ile ilgili, faiz politikası ile ilgili. Merkez Bankası da kendi bakış açısından kendi düşüncelerini anlattılar. Kapıya kadar uğurladı. Gayet medeni bir görüşme oldu. Şimdi daha sonra TOB ziyareti oldu. Gerçi TOB bir kamu kurumu değil ama belli ki ana muhalefet partisi liderinin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın böyle bir siyaset biçimi var. Şimdi dolayısıyla bunu buna ayırarak TÜİK'i ziyaret etmesini de yine bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Yani bu ama bunu yaptı diye TÜİK'in işte randevu vermemesi, kapıları kapatması, içeri almamasını ben bürokrasi nezaket açısından doğru bulmam. Yani bu bürokrasinin açık bir biçimde taraf tuttuğunu, tarafgir olduğunu, siyasetle beraber hareket ettiğinin açık göstergesidir. Peki Sayın Şentop'un Sayın Şentop'un siz özel planlamayla iş yapmak istiyorsunuz cümlesindeki kastı nedir sizce? Şimdi muhalefet partisi lideri bir kurumu ziyaret ediyor ve bu kurumun açıkladığı rakamların doğru olmadığını söylüyor. Yani bir an muhalefet partisi lideri buraya gidiyor diye bu özel bir çalışma değil. Yani başka yerlere de gitti daha önce. Şimdi orada şöyle bir durum var. Sayın Genel Başkanımız şöyle bir şey demedi. Yani ben buraya gittim ve içeri alınmadım. Sayın Şentop da benim randevu almama aracılık etsin, bir meclis başkanı olarak meclis başkanlığını göstersin de tavır takınsın demiyor. Sayın Genel Başkanımızın dediği şey şu: ben bir milletvekiliyim, yani bir muhalefet partisi lideri olmaktan başka bir milletvekiliyim ve siz de o parlamentonun başkanısınız. Yani o meclisin meclis başkanısınız. Dolayısıyla bir milletvekili bir kamu kurumuna giremiyorsa, bu milletvekilinin prestijinin sarsılması, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin prestijinin sarsılması, itibarının sarsılması anlamına gelir. Çünkü ben seçilmiş bir insanım, o ise atanmış bir insan. Yani hem muhalefetin hem iktidarın hizmetinde olması gereken, genel kamu yararını gözetmesi gereken kurumlar bunlar. Dolayısıyla meclis yani başkanı... Yani Sayın Şentop'un bu noktada bir tepki göstermesini bekliyordu. Elbette, yani bir milletvekili bir kuruma giremiyor ise o milletvekilinin içinde yer aldığı kurumun başkanının her şeyden önce bu itibarı iade etmesi gerekir. Sayın Genel Başkan'ın söylediği şey de bu. Yani şimdi bunu çarpıtarak, yani siz bir özel bir çalışma içine gittiniz, burada şov yapacaksınız demek istiyor aslında, yani tırnak içinde bunu söylemiyor ama özel çalışma derken özel bir planlama.
Evet, yani gideceksiniz, burada şov yapacaksınız. Ben de bunun malzemesi olmak istemiyorum. Beni bunun malzemesi yapmayın demek istiyor. Bence bu son derece yakışıksız bir ifade. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yakışmayan bir ifade. Aynı zamanda bunun bir canlı yayında, yani bir genel başkan, tabii bu da ayrı bir tartışma. Yani genel başkan burada çok büyük nezaket gösterdi. Yani genel başkan canlı yayında iken, yani Türkiye'de bilmiyorum başka böyle bir uygulama oldu mu? Yani birinin söz hakkını kullanma çerçevesinde söz alması ve canlı yayında kendi fikirlerini söylemesi. Hani demokratik gelenekler açısından yadsıdığım bir şey değil bu benim. Olabilir yani bir boyutuyla. Ama yani bir de bir meselenin bu boyutu var. Sayın Genel Başkan burada çok olgunluk gösterdi. Sonuna kadar dinledi. Yani ben burada Sayın Şentop'un ana muhalefet partisi lideri olmayı bırakın, kendi partisinin milletvekili gittiğinde kapıdan içeri alınmadığında da, MHP milletvekili gittiğinde kapıdan içeri alınmadığında da benzer bir tepkiyi göstermesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla yani bunu bir özel çalışma diye sunmayı da çarpıtma olarak değerlendiriyorum açıkçası. Peki Pınar Hanım, siz ne dersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu daha önce TÜİK ziyaretini gerçekleştirmek istedi, olmadı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmek istedi. Yine bu ziyaret tam manasıyla gerçekleşmedi. Hem bunlar bir taraftan tartışma konusu ama diğer taraftan da Sayın Şentop arasında yaşanan polemik. Bir milletvekili olarak buna tepki göstermesi gerekiyordu diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Katılır mısınız siz? Şimdi Sayın Genel Başkan'ın bu üç ziyaretiyle ilgili, birinci ziyaret, ikinci ve üçüncü ziyaretle ilgili farklı değerlendirmelerim olacak benim. Hı hı. Şimdi, birinci ziyaret Merkez Bankası'na yapılan ziyaretti ki o son derece Türkiye Cumhuriyeti'nde işte iktidar adayı olan ana muhalefet liderinin hele hele ekonomik krizin böyle pik yaptığı bir dönemde sebebi, nedenleri, sonuçları ve gelecek açısından ekonomiyle ilgili bilgi alma noktasında son derece yerinde ve zamanında, hani timingi de çok doğru olan bir ziyaretti. TÜİK ziyareti ise tamamen, yani daha tamamen demeyelim de biraz daha işte muhalefet etmenin... Öyle baktığımız zaman TÜİK ziyareti de enflasyonun açıklanmasının ardından gerçekleştirilen bir ziyaretti. Yani tam, evet, zamanı değil miydi o zaman? Şimdi şöyle. Şimdi muhalefetin şöyle bir çıkmazı var. O da şu. Türkiye'de ciddi bir, evet, iktisadi mesele, herkesin bireysel anlamda Türkiye'nin gelecek vizyonunda, geleceğiyle ilgili kurgusunda, ekonomiyle ilgili çok ciddi sorunlar var ve bu sorunların çözümleri başlığı altında 100 tane çözüm öneriniz olabilir. Bunların arasında artık bu şekilde kurumları ziyaret veya başka alanlarda işte bu mülakat sınavları olsun, işte daha doğrusu fırsat eşitliği olsun, Türkiye'de liyakata dayalı, ehliyete dayalı ve herkesin eşit anlamda fırsat eşitliğine sahip olduğu, imkanlara sahip olması gerektiği konusunda önerileriniz ve çözümleriniz sıralaması yapılırsa ve bunlar böyle 100 tane şık olarak önünüze gelirse ana muhalefet partisinin ekonomiyle ilgili ve diğer meselelerle ilgili yapması gereken, aksiyon alması gereken hareketler arasında benim ilk olarak aklıma artık bunlar gelmez. Daha üst seviye, daha güven veren, daha toplumun geniş kesimleri tarafından gerçekten, evet, şu an benim içinde bulunduğum ekonomiyle ilgili ciddi sorun ve bu sorunun çözümü de kesin olarak daha geniş perspektifte, daha çok çalışılmış, daha çok nasıl söyleyelim, bir perspektif çizen çözüm önerileriniz olması lazım. Yani ben, hı hı, daha sonraki ziyaretlerin böyle büyük sorunları olan bir ülkede bu kadar artık kemikleşmekte olan enflasyon oranlarını gördüğümüz bir anda bu tarz ziyaretlerin, TÜİK'e olan ziyaretin, daha sonrasında ise İşte biraz önce bahsettiğim o fırsat eşitliği, üniversite mezunları arasındaki genç işsizlik oranları, bu genç işsizliğin sona erdirilmesi, istihdamın arttırılması vesaire 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 gibi çok büyük sorunların olduğu bir yerde Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmenin ana muhalefet ve ana muhalefet lideri açısından bu büyük perspektifi çok dolduramayan ve çok biraz daha
kolaycılığa kaçtığını düşünüyorum. Yani bunların tamamen at çöpe demiyorum ama bunların bu büyük meselenin yanında kronikleşmiş daha böyle şey olan meselelerde bu yaklaşımların biraz daha biraz siyasi işte şeye dönüşme ihtimali olabilir. Toplumun yani da böyle anlama ihtimali yüksek. Yani siz de Sayın Şentop'un söylediği gibi özel bir planlama ben, gibi mi düşünüyorsunuz ben bu zaten, ziyaretleri? Sayın Şentop'un açıklamasından önce Genel Başkan'ın ben zaten Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu alma konusunda alamayınca ben zaten bakanlığa girmeyecektim. Yani bakanlığın önünde sadece basın açıklaması yapacaktım. Açıkçası ben o açıklamaya kadar ben de herkes gibi Sayın Genel Başkan'ın bakanlığa girmek istediğini ve bakanlığın kapılarının bu nedenle kapandığını düşünmüştüm. Ama Genel Başkan hayır dedi. Ben zaten içeri girme gibi bir niyetim yoktu. Girmeyecektim. Önünde açıklama yapacaktım. Bakanlığın önünde açıklama yapacaktım. Yani burada Sayın Şentop'a şurada katılıyorum. Zaten içeri girme konusunda bir milletvekilinin Milli Eğitim Bakanlığı'na girmeme, sokulmaması gibi bir durum. Tabii ki meclis başkanı bu konuda bir inisiyatif alır ama burada zaten o olmadığı gibi Sayın Şentop da çok değerli bir hukukçudur. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu bakanlığa girmek istese bir sıkıntı yaşanmaz mıydı? Yani bakın Sayın Genel Başkan randevu talebinden sonra 15 saat içinde randevuya dönüş olmadığı için gidip açıklama yapmayı uygun görmüş. Hı hı. Yani burada bir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olan Sayın Mustafa Şentop'un gerçekten bir kusurunu olduğunu söylemek mümkün değil. Burada bir ihmali olduğu veya burada bir ayrımcılık yaptığını söylemek de mümkün değil. Yani orada randevu talebi bir milletvekili ister CHP olsun ister başka bir milletvekili ister başka bir partinin Milli Eğitim Bakanı herkesle programı dahilinde iş yükü dahilinde görüşmeli görüşür de görüştüğünü de biliyorum. Hani burada da hakkı teslim etmek lazım. Ya da bir milletvekili bir konuyla ilgili bilgi almak isterse illa evet, bakanla yani değil bir müsteşarla da görüşebilir. Bir kusur bir eksiklik atfetmek mümkün değil. Orada milletin iradesini taşıyan her milletvekilinin de gerçekten hakkını hukukunu sonuna kadar koruduğunu biliyorum Sayın Şentop'un. Hı hı. Müslüm Bey var mı bu konuyla ilgili ekleyeceğiniz? Şimdi Pınar Hanım'la ayrıştığımız az nokta oldu yayında ama birisi bu. Dolayısıyla ben de ayrıştığım noktayı kendisine ifade edeyim hem bu yayın aracılığıyla sizler aracılığıyla. Şimdi Merkez Bankası ziyaretini zamanlaması, içeriği ve ekonomi politikaları açısından anlamlı buldunuz ama TÜİK ziyaretini ve şeyde zamansız bulduğunuzu söylediniz ama şimdi bakın muhalefet açısından muhalefet değil de Müslüm Bey artık yani çok böyle nasıl söyleyelim? Yani bir şey bir kez yapıldığında değerli oluyor. 2-3 sonra o değerini yitiriyor yani. Hani öyle söyleyeyim ben. Muhalefetin en önemli işlevlerinden biri de çağdaş sistemlerde biliyorsunuz vicdanı daha çok böyle vicdanlara seslenmesi tıpkı hukuk gibi. Yani çünkü iktidar var çok güçlü işte askeri var ordusu var topu var tüfeği var kurumları var ama muhalefetin bu tür olanaklarının hiçbirisi yok. Arkasında ne olabilir? Halk olabilir, vicdan olabilir. Dolayısıyla buralara seslendikçe muhalefet güçlenir, güçlendikçe de iktidar alternatif haline gelir. Şimdi TÜİK'le ilgili şöyle özel bir durum var. Bakınız, biz ülkedeki bütün zamları, yani bütün derken daha doğrusu işte memur zamlarını, emeklilere ilişkin zamları, asgari ücrete ilişkin zamları, ücret artışlarını hepsini TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yapıyoruz. Hı hı. Ama TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının da gerçek enflasyonu yansıtmadığına ilişkin bir toplum vicdanı var. Yani insanlar çarşıya gidiyor, pazara gidiyor, filelerini dolduruyor, bir ay önce yaptığı alışverişle bir ay sonra yaptığı alışverişi karşılaştırıyor vesaire. Dolayısıyla insanlar bu rakamların doğru olmadığını, hayat pahalılığının aslında yansıtıldığı kadar olmadığını, mesela bugün konuşamadık işsizlik rakamları yani işsizlik rakamları sabit duruyor Türkiye'de. Yani ne 11'e çakıldı, 3 ay sonra da 11 olacak. Hiç kimse bu işsizlik rakamlarının doğru olduğuna inanmıyor. İktisatçılar, halk, vatandaş, AKP'liler bile. Yani dolayısıyla
Orada Sayın Genel Başkan kendisi ifadesiyle yine gidip ya bu rakamlar doğru değil, siz nasıl çalışıyorsunuz, hangi şeyleri kullanıyorsunuz, yöntemleri kullanıyorsunuz, işte bununla ilgili bağımsız iktisatçıların yaptığı araştırmalar var, onların yöntemleri var, işte onların yöntemlerine göre enflasyon %60, %70, ya bu ikisi arasındaki fark nedir, bize bilgi verin demek istedi. Bir taraftan da aynı zamanda Sayın Genel Başkan şunu yapmaya çalışıyor, evet yani bu kurumlar çok politikleşti, çok hükümetin kurumları haline geldi, görevli özelliklerini kaybetti, ama burada gerçekten görevli özelliklerini sürdürmek isteyenler de varsa siz yalnız değilsiniz, bakın biz varız, yani muhalefet var, muhalefet partileri var, bu bir stratejinin bir parçası, biz varız, bizlerle konuşabilirsiniz, bizlere anlatabilirsiniz, kapalı kapılar ardında söyleyemediklerinizi söyleyebilirsiniz vesaire. Evet. Dolayısıyla ben onun zamanlamasının da az önce Çağla Hanım'ın müdahalesini haklı buluyorum, yani tam enflasyon rakamının üzerine yapılan zamanlamasında doğru olduğunu. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda ki şeyde biliyorsunuz bir başka açıklama olmuş. KPSS puanı ile ilgili. Dolayısıyla zamanlama açısından bir problem yok, ama şu konu önemli, Pınar Hanım'ın söylediği muhalefetin bir ufuk oluşturması, bu ufkun bir parçası içine bunları yerleştirmesi, bunları yok saymadan, yani aksiyon olmadan siyaset olmuyor biliyorsunuz, ama aksiyonu besleyen bir teorik çerçeveyi de arkaya koyarak bütüncül bir biçimde toplum siyasetinde bir alternatif olduğunu gösterebilmesi önemli. Evet. Bunu da not olarak belirtmiş olayım. Şimdi Sayın Sarı diyor ki her ziyaretin bir nedeni vardı aslında diyor, altını çiziyor, ama Sayın Hacı Bektaşoğlu da şunu söylüyor, bir kere yapıldığı zaman değerli oluyor, ikinci, üçüncü çok fazla değeri kalmıyor gibi bir söylemi oldu. Sayın Hacı Bektaşoğlu, isterseniz son sözlerinizi alayım, çok kısa bir şekilde vaktimizi sonlandıracağız. Evet, şimdi Çağla Hanım, Müslüm Bey'in son sözü gerçekten çok önemli ve umarım muhalefet bütünüyle bu yaklaşım, bu düşünceye yaklaşım anlamında daha hızlı gelir. Çünkü Türkiye'de şu an yani başkasının hatalarını, eksikliklerini ya da iktidarın eksikliklerine devamlı işaret vurgusu vatandaşın artık gerçekten hani beklentilerini karşılamıyor. Vatandaş şunu bekliyor. Tamam, evet orası öyle. Orada hata var, bu var, şu var, eksik var, yanlış var. Ama artık bunları duymaktan imtina ediyorum. Yani yeterli gelmiyor bana. Sen ne yapacaksın? Sen nasıl bir siyaset üretiyorsun? Sen nasıl bir yol, yöntem, yordam bir göreyim, yordamını, yorumunu göreyim diyor. Hı hı. Şimdi burada asıl sınav zaten orada. Yani bugün iktidarın en büyük handikapı gerçekten büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya ve bunu çözme konusunda bir sınavı varken ana muhalefetin ve muhalefetin de topluma bunu ben çözerim konusunda vermesi gereken bir güven. O güven endeksini yukarıya çekmesi lazım. Evet. Hangisi daha kolay, hangisi daha zor? Açıkçası güven vermek, toplumun eğilimlerini, seçmen eğilimlerini başkalaştırmak, değiştirmek o biraz daha zor geliyor. Yani ana muhalefetin ve muhalefetin işi biraz daha zor. Onlara da kolaylıklar diliyorum bu yönüyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da değerlendirmeleri için. Sayın Pınar. Ben de son bir cümleyi kapatayım. Alayım lütfen, buyurun. Zor dedi Pınar Hanım. Evet, biz de zoru hemen yaparız. İmkansız zaman alır. Biz böyle bir gelenekten geliyoruz. Yapacağız. Mottomuz bu diyorsunuz. Evet. Biz kazanırız. Vatandaş kazanır burada. Evet. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Pınar Hacı Bektaşoğlu, hukukçu ve Sayın Müslüm Sarı, CHP PM üyesi. Teşekkür ediyorum konuklarıma değerlendirmeleri için. Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. O reklam arasından sonra yeni bir konuğumuz daha olacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken bizimle birlikte olacak. Yeni görüşülen konular var mecliste. Örneğin açıklamalar var. Ekmek ve sigara satışı sadece marketlerde yapılacak, bakkallarda yapılacak şeklinde bir açıklaması var Bendevi Palandöken'in. Bu konuyu konuşacağız ama çok küçük bir aradan sonra. Bitcoin hiç kolay adımda, coin parada. Bitcoin hiç kolay adımda, coin parada.
Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi arttı, 3 milyon 777 bin kişi oldu. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı ise değişim göstermedi. %11,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi arttı, 29 milyon 855 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla %46,6'ya yükseldi. İş gücü Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışta %52,5 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %22,3'e yükseldi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışta %33,2 oldu. Gençlerde iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak %42,8 seviyesinde gerçekleşti. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay yazılı soru önergesi verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na kalıcı yaz saati uygulamasının devam edip etmeyeceğini sordu. Soru önergesini Bakan Fatih Dönmez cevapladı. Dönmez, uygulamanın tasarrufa neden olduğunu duyurdu, mevcut saat uygulamasının değiştirilmeyeceğini açıkladı. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6,82 milyar kilowatt saat olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira. 3 zamanlı tarifeye göre ise 5,94 milyar Türk lirasıdır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır. Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden güne bakışa. Yeni bir konuğumuz var, hemen merhaba diyelim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bedevi Palandöken bizimle birlikte. Sayın Palandöken, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sıcağı sıcağına başlayalım. Şimdi sizin bir açıklamanız var. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak diye. Son zamanlarda gelen zamlar da var. Hem sigaraya hem tekel ürünlerine. Bununla birlikte bu teklifin mecliste olduğunu da söylüyorsunuz. Mecliste bir komisyonda mı görüşülüyor şu an? Yoksa genel kurula mı gelecek? Hangi aşamada ve detayları neler? Şimdi tabii bu perakende yasası ile ilgili. Bildiğiniz üzere daha evvelden taleplerimiz vardı. Zincirler neler satacak diye. Bizim talebimiz sigara ve ekmeğin satılmaması. Gıda maddesinin dışında ürünlerinin satılmasına sınırlama getirmesini. Dolayısıyla rekabet gücünün artması ile ilgili. Bildiğiniz üzere ekmek de önemli bir gıda maddesi, de sofraların olması olması. Dolayısıyla böyle her zincirde bunun yapılıp satılması zaten küşat yönetmeliğine de ters. Bendevi Bey, sesini çok az duyuyorum arkadaşlar. Biraz artırabilir miyiz lütfen? Evet. Siz beni duyuyorsunuz değil mi Bendevi Bey? Evet, ben sizi duyuyorum. Peki detayları şimdi konuşacak olursak mecliste plan ve bütçe komisyonunda mı görüşülüyor şu an, ya da bir komisyonda mı, genel kurula mı gelecek ya da genel, ne bileyim? Genel kurula gelecek. Bildiğiniz üzere bu Ticaret Bakanlığı'nın bu perakende yasası ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı açıkladıydı bir düzenlemenin yapılacağını. Dolayısıyla vatandaşın daha ucuza gıda maddelerine ulaşabilmesi için alınacak tedbirler arasında. Peki bu bakkallarda satışla ilgili zincir marketlerle bir görüşme gerçekleştirildi mi? Ya da önümüzdeki süreçte bu teklif yasalaşırsa mesela benzinliklerde satış gerçekleştirebilecek mi? Şimdi tabii sigaranın ve ekmeğin satılacağı noktalar bildiğiniz üzere ya büfelerde satılıyordu ya da bakkallarda. Dolayısıyla zincirlerin sonradan
kendileri dükkanların içerisine kurmak suretiyle fırınları, bildiğiniz üzere orada ekmek üretiliyordu. Bu da yasal olarak yasak zaten. Ekmek üretim yerlerinde ekmekten başka bir şeyin üretilmesi, yani fırın olarak kullanılması Kuşat yönetmeliğinde yok. Peki sigarada aynı şekilde, sigara satılacak yerlerde de biliyorsunuz vatandaşın ulaşacağı noktalarda sigara satışı yapılıyordu. Bunlar da tabii her şeyi biz satarız. Bizim sermayemiz var. Efendim, beyaz eşyayı da biz satarız. Ayakkabıyı, terliği de. Okul zamanı kırtasiyeyi de. Yazın efendim plaj malzemesini de. Dolayısıyla bunlara bir kural gelecek. Bunun en önemlisi de esnafın işine mani olunmamasıyla ilgili sigara ve ekmeğin satışı, diğer ürünlerin de tadat edilmesi lazım. Böylelikle haksız rekabetin önüne geçilecek. Fiyatlarda ucuzlamasının sağlanacağı, rekabet unsurunun oluşabilmesi için on binlerce dükkanı olanla esnafın yarışamayacağı malumunuz. Dolayısıyla vatandaş da bu konuda duyarlı, esnafın dükkanlarının açık kalmasıyla ilgili talepleri de var. Dolayısıyla zincirlerle ilgili bir düzenleme olacak. Burada tabii küçük esnafın desteklenmesi en önemli unsur. Tabii zincir marketlere de baktığımız zaman zincir market olmayan ama bakkallardan bir tık büyük olan marketler, peki onlarda da aynı durum söz konusu olacak mı? Tabii hepsinde. Yani satış mı gerçekleştirilecek yoksa bunlar da zincir marketler kapsamında mı yer alacak? Zincir marketler kapsamında olacak. Peki başka söylemek istediğiniz varsa bu konuyla ilgili ekleme yapacaksınız. Şimdi tabii bu bir haksız uygulamaydı. Yıllardır bu kanun Meclis Genel Kurulu'na gelip tam yasalaşacağı zaman kadık oluyordu. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda zaten zincirlerle ilgili bir düzenlemenin yapılması bizim de taleplerimiz arasında. Öncelikle bu sigara ve ekmeğin esnaf tarafından satılmasının, dolayısıyla buradaki küçük parakende satış yapanların da korunması ile ilgili bir madde. Sadece bu değil, diğer ürünlerde de aynı şey. Yani sizin işiniz terlik değil, sizin işiniz ayakkabı değil, sizin işiniz tencere tabak değil. Yani züccaciye çıkarmayacak. Tekerci bir zihniyetin oluşmamasının sağlanması ile ilgili önündeki engeller ve ticaretin kuralları işleyecek. Yani hiç kimse bu konuda bir sıkıntı çekmeyecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Detaylı ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. KDV ile ilgili de size son olarak vaktiniz varsa eğer %1 olmasıyla bilgi birlikte. Şimdi KDV biliyorsun. Bir alalım lütfen. Şimdi bildiğiniz üzere dolarda 18'leri buldu. Euro vesaire 20. Bunlarda fiyatın düşmesiyle ilgili tam çalışma yapılırken, bu arada da başta petrol ürünleri olmak üzere benzin, mazot gibi, doğalgaz, elektrik gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğiyle birlikte fiyatlarda bir düşme izlenemedi. Vatandaşın beklentisi bu kadar çabaya rağmen, ya kardeşim bir günde 4 kere etiket değiştirildi ama bir tane etiket değiştirilip de vatandaşın lehine bir düzelme olmadı. Şimdi bir imkan var. Bu KDV oranlarında belirli süre, örneğin işte gazlı içeceklerde, efendim işte gıda maddelerinde, et mamullerinde, beyaz et, kırmızı et, gıda maddesinin dışında sebze, meyvede böyle %1, %8, %18 gibi bir karmaşa var. Hem devletin tabii mali yönden geliri azalmayacak, hem de vatandaşa en az %18, örneğin zorunlu kullanımlarda işte en çok kağıtlardan bahsediyoruz, hijyen malzemesinden bahsediyoruz, kozmetikten bahsediyoruz, deterjandan bahsediyoruz. İnsanların bütçesini sarsacak gıda maddesinin dışındaki ürünlerdeki bu yüksek KDV oranları da gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. İşte efendim ette 1'le giriyor, 8'le çıkıyor. Dolayısıyla işlendiği zaman, yani sucuk, pastırma, sosis, salam gibi alabilenler için söylüyorum, hemen %18'lik bir fiyat artışı gerçekleşiyor. Dolayısıyla insanların bu dolar, euro'daki, yani yabancı para birimlerinden
ve devletin işte korumasındaki bu mevduat hesapları gibi vatandaşın korunması ile ilgili bu KDV oranları da bunu indirilmeli. Tabii esnaf deyince 2,5 milyon esnaf var. Dolayısıyla bunlar yanlarında istihdam ettiği insanlar, dolayısıyla masraflarının artması, örneğin tarladan sofraya gelinceye kadar nakliye olaylarının, navrunların yüksek oluşu, elektrikte %127 gibi büyük bir zam. Yani belki inşallah olmaz da bir indirim falan sağlanmasa yazın bu esnaf nasıl bu buzdolaplarını çalıştıracak? Evde bile kullanımda önemli bir etken bu. Bir de düşün iş yerlerindeki kasapların o makinelerin çektiği elektriği, efendim işte buzdolapları dondurma, imalatçıları dondurma buzdolapları, bunlar tüketimi çok süratlendiriyor. Dolayısıyla doğalgazın fiyatı, petrolün fiyatı, gıda fiyatlarında da fiyatın düşürülmemesine en azından yardımcı olacak. Devlet belirli bir süre, çünkü KDV'nin toplanmasında bir zarar olmayacak. Giriş ve çıkış fiyatlarında, restoranlarda, lokantalarda insanlar hissedebileceği bir ucuzlukla karşılaşacak. Yapılan emekler heder olmasın diye. Çünkü fiyatlar biliyorsunuz gerçekten insanları rahatsız edici boyutta. Hem de insanlara psikolojik olarak bir rahatlama gelecek. Yani aldığınız üründe %20 ucuzladığı zaman gerçekten önemli bir indirim olacak. Halbuki diğer ürünlerde de aynı şekilde. Yani sadece gıdayı konuşuyoruz, zorunlu tüketim mallarını konuşuyoruz. Evet. DC'de de öyle değil mi? %50 artı 20, %50 artı 40 insanları rahatsız ediyor. Böyle bir kazancın olmadığını herkesin bilmesi gerekli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Katılım İyi yayınlar. Sağ olun, çok sağ olun efendim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir günün gelişmelerine bakalım, ardından da dış politika başlığını açacağız, devam edeceğiz. Meteoroloji tarih vererek uyardı. İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yeni haftayla birlikte tüm yurtta soğuk hava dalgası etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Başkent Ankara'da ise çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başı için Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi. Gerginliği azaltalım. Yani bu konularda hiçbir çekincemiz yok arkadaşlar. Her şey açık net kendilerine söylüyoruz. Fakat istenilen yanıtlar, istenilen cevapları maalesef almadık, alamıyoruz. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği'nin desteğini aldı. Küstahça silahlanma yarışına girdi. Uluslararası hukuku hiçe saydı, adaları da işgal etmeye çalıştı. Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de tansiyonu yükseltiyor. Türkiye ise diyalog kanallarını açık tutuyor. Ancak her türlü müdahale içinde hazır bekliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina yönetimine çok sert tepki gösterdi. Ayırdıkları yüksek savunma bütçesi üstünden gözdağı verdi. Anormal harcamanın savunma için çok fazla, Türkiye'ye karşı ise çok yetersiz olduğunu söyledi. Silahlanma var, ekonomik durumuna rağmen. NATO varken bunlar niye? Diyoruz ki ya bu silahlanma kime karşı? Yani normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Fakat bunlar böyle bir hayal peşinde, boylarını aşan bir takım böyle iddialar peşinde yürümeye devam ediyorlar. Devam ediyoruz efendim. Dış politika başlığıyla devam edeceğiz. İki konuğumuz daha var. Skype bağlantısıyla katılıyorlar programımıza. Hemen merhaba diyelim. Sayın Doktor Eray Güçlüer, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Güçlüer.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Ve Sayın Profesör Doktor Poyraz Gürson, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sıcağı sıcağına başlayalım. Şimdi Washington Post'un haberine göre Kazakistan hükümet yetkilileri pazar günü yaptığı açıklamada hükümet karşıtı protestolar arasında günlerce süren şiddet ve kan dökülmesinin ardından tüm bölgelerdeki hükümet binalarının ve kurumlarının yeniden devlet kontrolüne alındığını söyledi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı da ülkede hafta boyunca süren hükümet karşıtı protestolarda 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerin kaçının sivil ya da kaçının güvenlik gücü olduğu henüz tam olarak netlik kazanmadı. Kazak televizyonunun haberine göre yaklaşık 6000 kişi gözaltına alındı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı da en az 16 kolluk görevlisinin öldürüldüğünü ve 1300'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Eray Hocam, sizinle başlayalım. Kazakistan'da önce akaryakıt zamlarını protestolar başladı. Ardından başka bir boyuta evrildi olaylar. Şu an biraz kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Neler yaşanıyor Kazakistan'da? Evet, aslında Kazakistan'da yaşananlar hani uzun bir hazırlığın sonucunda olduğunu görüyoruz. Ya da bu olayları dünden bugüne açıklamak çok kolay değil. Bunun bir geçmişi olduğunu da bilmemiz lazım. Hı hı. Öncelikle Kazakistan'da şu anki hükümetle halk arasında oluşmuş bir mesafe var. Bu daha çok şu şekilde yorumlayabiliriz. Yani sosyal problemler var. Sosyopolitik diyebileceğimiz problemler var. İşte LPG konusu da, LPG'nin fiyatlarının arttırılması konusu da aslında bu işin işaret fişeği oldu ve bir takım işte eş zamanlı sayılabilecek pek çok yerde olaylar başladı. Ancak olaylardan sonraki göstericilerin talepleri ve gelişimleri aslında LPG artışının, LPG'deki fiyat artışının bir bahane olduğu aslında ya da bir sebep olduğu, asıl sorunun biraz daha derinlerde olduğunu. Sabrı taşıran son damla mıydı? Efendim? Sabrı taşıran son damla mıydı? Yani şöyle diyelim, şimdi özellikle işte Kazakistan ve diğer ülkelerdeki, özellikle güneye uzanımı hattındaki ülkelere baktığımızda, yani Doğu Kafkasya diyebileceğim, Hazar'ın doğusundaki bölgeye baktığımızda ağırlıklı olarak yani bu tür sosyal problemlerin mevcudiyetini görüyoruz efendim ve bu hala hassasiyet devam ediyor. Yani genel anlamda böyle bir hassasiyet var. Sosyopolitik problemler var, ekonomik problemler var ve dolayısıyla çoğu ülkede orada halkla devlet arasında bir mesafenin olduğunu ve bu mesafenin henüz kapatılamamış olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ki şimdi burada sadece iç dinamikleriyle Kazakistan'daki olayları açıklamak da çok sığ kalır. Yani yaklaşık 1,5-2 yıldan beridir bu Arap Baharı, 2010 yılındaki Arap Baharı'ndan sonra Kafkasların da olası bir şekilde hareketlenebileceğini hep yayınlarda ve yazılarımızda belirtiyorduk. Nitekim bunun işte geçtiğimiz yıl Kırgızistan'da bir yaşanan bazı hadiseler oldu ama bu tür kolektif bir sosyal şiddet hareketine dönüşmedi. İşte Afganistan'daki durumu biliyorsunuz. Yani Afganistan özelindeki o kontrolsüz bölge henüz daha istikrara kavuşmuş değil ve kavuşacak gibi de görünmüyor. Ancak tabii burada Kazakistan'a özel bir parantez açmak da gerekir. Nedir? Şimdi bakarsanız Kazakistan, hani makro bakışla değerlendirecek olursak, Rusya ile en uzun sınırı olan Kafkas ülkesi, Türk devleti olarak en uzun sınırı olan devlet. Şimdi özellikle Batı'nın ve Amerika'nın makro stratejisine baktığımızda aslında 14 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrasında açıklanan bildirgede çok önemli ipuçları veriyor aslında. Nedir bunlar? Şunu söylendi. Yani Batı'nın bir kere Amerika'nın Avrupa ile birlikte kolektif hareket edeceği, NATO üzerinden işbirliği yapacağı, ittifak içinde olacağı, Çin'le rekabete devam edileceği, İran'ın dengede tutulacağı, ancak Rusya'yla bir hesaplaşma içerisine girileceği belirtildi. Yani bu o bildirgede yer alıyor. Şimdi bu anlamda baktığımızda özellikle Ukrayna'da, ki biliyorsunuz bugün yine Ukrayna ile ilgili Amerika'nın
Evet, NATO, Amerika ve Rusya arasında bir görüşme olacak. İşte daha sonra başladığı da belirtiliyor o görüşmenin ama. Efendim? O görüşmenin başladığı da belirtiliyor bir tarafta. Evet, yani bu ve işte Rusya'nın çok sayıda asker yığdığını biliyoruz bölgeye. Evet. Şimdi tabii burada hani işte aslında biraz da bu açıdan da yorumlamak lazım. Yani oradaki meydana gelen olaylar aslında birbirinden bağımsız ve kopuk değil. Burada hani makro stratejiye baktığımızda neticede Amerika'nın stratejisi Rusya'yı birden fazla cephede zayıflatıp dizayn edilebilir bir hale getirerek Çin'e aslında nihai hedefi Çin olan bir operasyon sürecini uzun süreli olarak başlattığına dair bir kanaat bizde de oluşuyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında Ukrayna'ya 4 ordunun, Rus ordusunun getirildiğini Ukrayna sınırına görüyoruz. Hatta Sibirya'daki 2 stratejik ihtiyat durumundaki ordunun da yine Ukrayna sınırına kaydırıldığını biliyoruz. Şimdi tabii bu nedir diye baktığımızda Rusya'nın bir gövde gösterisi, askeri güç üzerinden bölgede bir psikolojik üstünlük sağlama, yani psikolojik etki yaratma şeklinde ifade edildi. Ancak şunu da belirtmiştik, daha önceden de ifade ettik. Yani Rusya'yı sadece Ukrayna üzerinden yıpratmak o kadar kolay değil. Bakarsanız buna karşılık Rusya'nın bu askeri güç yığmasına karşı Amerika'nın asimetrik davrandığını görüyorsunuz. Yani ne oluyor? O alanlarda sorunlu bölgelerin devam edeceği, Ukrayna'nın zaten NATO'ya alınmadığını biliyoruz. Avrupa Birliği de aynı şekilde bir pozisyon almış durumda. Dolayısıyla aslında Ukrayna meselesi temelde askeri ve teknik açıdan Rusya için bir yıpratma çatışmasının ya da mücadelesinin olduğu bir alan. Şimdi bunun işte ikinci bir cephesi de tahmin ediyorum Kafkaslar'da, özellikle Kazakistan'da açılmak istendi ve burada da aslında başarılı olunamadı. Onu da size söyleyeyim. Yani görünen o ki Kafkaslar'da bu Kazakistan hükümetinin özellikle sürekli bir şekilde ya da hızlı bir şekilde olaylara tepki vermesi, özellikle sosyopolitik anlamda tepki vermesi son derece başlangıçtan itibaren durum üstünlüğü kazanılmasının sebebi olsa gerek. Nasıl bir tepki verdi diye bakacak olursak, bakarsanız özellikle o LPG artışı bahanesiyle sokaklara dökülen halk için hemen komisyonlar kuruldu. Ve oralara gidilip bu insanlar dinlendi ve LPG fiyatları eskinin de altına düşürüldü. Daha da yani 50 birimdi Kazakistan parasıyla, bu 60'a çıkarılmıştı, sonra tekrar 40'a kadar düşürüldü. Yani dolayısıyla şunu söyledi devlet: evet, devlet de halk arasında bir mesafe var ama neticede hükümet de sizleri dinliyor ve bu anlamda işte gerekeni yapıyor, yapacak da şeklindeki başlangıçtaki mesaj Kazakistan üzerinde özellikle batılı güçlerin, STK'lar ve medya üzerinden oluşturulan işte o ayaklanma diyebileceğimiz ya da şiddet hareketlerine katılan diğer unsurlarla halkın ayrışmasını da sağladı. Dolayısıyla burada aslında başarısız bir darbe girişimi gibi bir durum şu an görünüyor. Ve burada halkın desteğinin göstericilerden yana olmaması ya da ayrışması, o beklenen ya da Batı'nın beklediği o büyük, özellikle Amerika'nın beklediği o büyük kitlesel hareketlerden halkın kopması başlangıçtan itibaren ya da çok büyük oranda destek vermemesi sürecin yatışmasında, en azından daha da büyümemesinde çok önemli bir rol oynadı. Burada demin de söylediğim gibi Kazak hükümetinin süratli reaksiyon göstermesi önemli bir parametre oldu. Tabii ki şimdi burada dikkat edilirse özellikle gözaltılar var. Evet. Yani Sayın Büyükelçi'de de yaklaşık 8 bin kişiden bahsediliyor gözaltına alınan. Evet, yani 6 bin kişi civarında bir gözaltıdan bahsediliyor. 8 bin tabii bunların niteliğinin ne olduğu henüz daha basına açıklanmıyor. Bunları bizler de sorduk. Yani kimdir bunlar, nedir? Yani şöyle bir şey var. Yani Kafkaslar'da, özellikle Doğu Kafkasya'da, yani Hazar'ın doğusundaki bölgelerde 1990'lı yıllardan itibaren aslında Amerika merkezli kuruluşlar üzerinden bir toplumsal dizayn hareketlerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığına dair zaman zaman bilgiler alıyoruz. İşte bunun 30 milyar 40 milyar dolarlık yıllık harcamalar bölgeye yapıldığı vesaire gibi açık kaynak bilgileri var. Dolayısıyla burada şimdi asıl sonuç ya da asıl tablo
bu gözaltına alınan kişilerin kimler olduğu, neler olduğu konusunda bilgiler daha çok gündeme geldikçe, açıklandıkça bunlar netleşecek. Ama çok önemli bazı veriler de var. Onu da paylaşmak isterim. O da şu, dikkat edilirse işte Ulusal Güvenlik Danışmanı, istihbaratın başındaki kişiler gibi çok önemli kritik görevdeki kişiler derhal görevden aldı ve vatan hainliği suçlamasıyla işte tutuklandılar, gözaltına alındı. Yani o 6 bin kişinin içerisinde bunlar da var. Hani dolayısıyla bir taraftan halk içerisindeki bu tür dışarıdan güdümlü gruplar kontrol altına alınmaya çalışılırken, diğer taraftan da devlet içerisindeki bunların uzantıları durumunda olan önemli yerlerdeki kişiler gözaltına alınıyor ve muhtemelen bunlar da yargılama süreçleri önümüzdeki dönemde devam edecek. Evet. Dolayısıyla şimdi burada tam olarak bu iş kontrol altına alındı mı diye sorulacak olursa aslında hayır. Yani burada tam olarak kontrol altına alındığını... Yine buradan da yine devam edeceğiz. Poyraz Hocam'a da sormak isterim. Onun da görüşlerini merak ediyorum ama çok kısa bir aramız var. Çok kısa. Hemen bir araya gidelim, dönelim. Poyraz Hocam'ın da ilk görüşlerini alayım. Sonra bundan sonra ne olacağını kısaca değerlendirelim. Kısa bir ara. Devam ediyoruz. Kazakistan'ı konuşuyoruz efendim. Sayın Poyraz Gürson, sizinle devam edecektik. Biraz önce Eray Hocam hem Kazakistan'da yaşananlar için başarısız bir darbe girişimi tanımlaması yaptı. Çin'in oradaki varlığından da bahsetti. Çin'in bir hamlesi olur mu bundan sonraki süreçte? Kazakistan'da ne oluyor? Siz nasıl görüyorsunuz? Sizden de dinlemek isterim. Buyurun. Şimdi öncelikle tümden gelimle ben açıklamaya hep çalışıyorum. Eray Hocam'a katkı tekrar etmemek için, çünkü çoğu fikrine katılıyorum. Burada şimdi ABD öncelikle Anaconda gibi Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Ukrayna burada bir turnusol kağıdıyken yeni bir cephe açıyor. İşte Çin'i de Tayvan'a 2027 yılı içinde harekatı öngördükleri için, 2027 yılına kadar gerçekleştireceği için AUKUS, işte Hindistan, Japonya, Kore üzerinden de Çin'i sıkıştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Ukrayna şu an devam eden, sizin de ifade ettiğiniz gibi, görüşmeler öncesi Rusya bu işte biraz önce Eray Hocam da ifade etti, Aggression War dediğimiz bu yıpratma savaşı. Dolayısıyla buradan kuvvet devşirmeye çalışıyor ABD. Burada Rusya'yı aslında Ukrayna'ya saldırmaya davet ediyor. Yani NATO'nun zaten Ukrayna konusundaki Stoltenberg'in açıklaması da bu kapsamda, neticesinde biz NATO'yu alacağız diyerek iyice tahrik ediyorlar. Dolayısıyla Rusya doğuya doğru genişlenmeyeceğine dair taahhüt istedi. Bu da verilmeyince, yalnız şimdi şurada farklı bir görüşüm var Eray Hocamızdan. Şimdi o Arap Bağırları bilmem ne geçmişte kaldı. Bakın, jeopolitik üstünlük 21. yüzyılda Rusya'ya geçmiş vaziyette ve yakında ABD kışı başlayacak. Çünkü stratejik akıl bu kuşatmalarla, Anaconda'ya benzetiyorum ben bu kuşatmaları ki her ülkenin kendi tarihi vardır ve ABD Güney-Kuzey Savaşı'nda olduğu gibi hep aynı harp stratejisini uygular. Şimdi Çin'i kuşatmaya çalışıyor. Rusya'ya, Kazakistan'da ne yapıyor? İşte bu turuncu devrimler gibi tezgahlanan, aynen bu tabiri kusura bakmasın izleyicilerimiz, ama neticesinde artık o eski tarifelerle 40 yıl öncenin Bob Menendez aklıyla, bu kurguyla bir yere varılamaz. Ben bu kontrolü, Ruslar niye geldi diye bizim kamuoyunda çok tartışıldı. Bakın, 27. derece enlemler uzaya en az maliyetle füze gönderme enlemleridir ki Rusya'nın Kazakistan'da uzay üssü var. Artı nükleer tesisler var. Bunun süratle kontrol altına alınması gerekiyordu. Artı benim buradan bir önerim olacak. Zaten kamuoyunu da yönlendiriyoruz birlikte. Burada Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden işte sessiz kalıyor gibi eleştiriler de getirilebilir. Bu yanlış. Çünkü Türkiye aslında Rusya'ya, nasıl bize Azerbaycan'da şu an orada Rus askerleriyle birlikte görev yapıyorsak göz kırptığı gibi, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Rusya'ya göz kırpıyor. Dolayısıyla Türk devletleri üzerinden göstermelik falan değil, ciddi bir lojistik destekle askeri yardım Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden Rusya'nın da oluruyla tabii bölgede. Bir de şunun altını çizmek lazım. Bakın, biraz önce Eray Hocam çok güzel ifade etti. 1830'lar Batı Kafkasya'nın aslında Rus güdümüne girmesi, 1860'lardan sonra da Doğu Kafkasya, yani Türkistan olarak ifade ettiğimiz bölge girdi. Yani bölge 20. yüzyılın başında Rusların güdümüne girmiş bir bölge değil. Dolayısıyla burada halihazırda Rusya'nın çok etkili olması gayet doğal ve en uzun sınırı Kazakistan'la. Dolayısıyla
Kazakistan'da aslında başarısız bir girişim izledik. Bundan sonra başka ülkelere bu sirayet edebilir mi? Bakın, hegemon gücünü kaybettikten sonra ABD, ben hala eski güce sahibim demek için 2027'ye kadar, bakın Çağla Hanım, bir süresi var ve bu sürede yapacağını Rusya'yı burada yıpratma savaşı sonrası bir savaşa sokarak, artı burada Rusya'yı meşgul ederken de Uzak Doğu'da da sonra tamamen bütün enerjisiyle Çin'e yönelmek istiyor. Burada altını çizdiğimiz noktada bu Türkiye'siz olmaz. Jeopolitik oyun kuranlar Türkiye'ye el sallayarak, parmak sallayarak, YPG'yi, PYD'yi destekleyerek bu olmaz. Yani ABD'deki stratejik aklın tekrar devreye girip, bazen bunu uyguluyorlar işte Ukrayna'da olduğu gibi, bu Bob Menendez aklından vazgeçmesi lazım. Çünkü Türkiye'siz bu NATO'nun varlığı da çok zedelenir. Artı Sayın Akar'ın, Hulusi Akar'ın, Milli Savunma Bakanımızın açıklamaları da Yunanistan konusunda çok önemli. Hı-hı. Artı dün Katimerini'deki haberleri de takip ediyorum ben. Bakın, acaba ABD bizle beraber savaşabilecek mi diye bugün makale çıktı. Dün de İsmet projesinin iptal edildiği haberi Katimerini'de çıktı. Yani dolayısıyla Rum bu bölgede ne ABD ne Fransa yapayalnız kalacak. Dolayısıyla Sayın Akar'ın açıklamaları son derece önemli. Çünkü Yunanistan girişeceği hamhayal bir provokasyonda, ben hep aynı şeyi ifade ediyorum. Herkesin bir planı vardır ama Mike Tyson gibi arada çünkü siklet farkı var. Herkes o planı yaparken burnunun ortasına yumruğu yiyene kadar. Yani çünkü şu anda sürekli bir provokasyon, sürekli bir de Domuz Adası'na çıktı, işte Koyun Adası'na çıktı, bilmem ne böyle şey, devlet aklı, bakın stratejik akıl kuvvet zaman mekandır. Burada bizim bu provokasyonlara kapılmadan en güzel yanıtı, işte bir şey söylenmiyor, bir şey yapılmıyor ya, en güzel yanıtı dün Sayın Akar verdi. Yani evet. hayal peşinde koşmayın, burnunuzun ortasına, bu net ben ifade edeyim, o diplomatik bir şekilde ifade ediyor. Burnunun ortasına yumruğu yiyecek Yunanistan. Ha burada ABD bizle, işte bize rağmen, bakın burada da illa Dede Ağaç falan üzerinden, kuzeyden oradaki kolorduları kullanarak taarruz etmek zorunda değil Türkiye. Türkiye barış istiyor ama haklı menfaatlerini de, yok 12 bile çıkarttım savaş sebebi sayacağını bütün dünyaya ilan etti. Dolayısıyla biz KKTC'yi kurarken, 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken de herkes bizim çıkmasını beklediğimiz yere çıkmadık ki. Nasıl onlar anakondaysa da Türk de Akıncı. Bir şekilde gireceği yeri, yani o zaman Girne üzerinden beklenirken Magosa'ya, şimdi de aynı şekilde çok farklı şeyler gerçekleşebilir. Artı geçen hafta biliyorsunuz Midilli veya işte Meis'e kadar olacak bir mesafeyi Deniz Harbi Okulu öğrencilerimiz yüzü verdi. Bu çok net bir mesaj. Tabii Yunanistan hopladı. Çünkü yüzerek bile alınabilecek adalardan bahsediyoruz ve kesinlikle haksız ve işgal altında. Artı Yunanistan o denizin kendisine ait olduğunu ileri sürüyor ama şu anda Katar'la yapılan anlaşmalarda uluslararası serbest geçişe istinaden, evet, bundan sonra Katarlı pilotların da izin almadan o bölgede uçacak olması, bundan sonra diğer ülkelerin de Yunanistan'dan izin istemeden o suların uluslararası olduğunu, uluslararası hava sahası olduğunu göstermesi açısından da son derece önemli. Önemli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Her iki konuğuma da değerlendirmeleri, katkıları için teşekkür ediyorum. Sayın Doktor Eray Güçler ve Sayın Profesör Doktor Poyraz Gürson, sağolunuz. Siz de sağolun. İyi yayınlar efendim. Ve böylelikle vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde biz buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.